Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere kıyır kıyır enfes tuzlu bir pastane kurabiyesi tarifi vereceğim. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Not alın bence ve deneyin derim. Şimdi hemen tarifimize geçelim mi? Tuzlu kurabiyelerimiz için öncelikle 125 gram oda ısısındaki margarini karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı yoğurt ekliyoruz. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Bir adet yumurta akı ekleyeceğiz. Sarısını da üstüne sereceğiz. Ayırdık onu. 2 yemek kaşığı kadar limon suyumuz var. Limon suyunu da ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 1 yemek kaşığı oranında da toz şeker ekliyoruz. Ve şöyle yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Biraz sonra un eklemeye başlayacağız. Unumuzun miktarını yine veremiyoruz. Aldığı kadar un diyeceğiz ona. Yani kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar. Biraz daha un ekleyerek şöyle bir pakette kabartma tuzumuzu üstüne ekliyoruz. Aşağı yukarı kıvamını buldu hamurumuz. Hamurumuz oldu. Kıvamını göstereyim. Şöyle ele yapışmayacak ama çok da yumuşak olacak. Bu şekilde bir hamur. Şimdi hemen hamurumuzun üzerine temiz bir mutfak havlusu ile kapatacağız. 20 dakika dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuzdan önce cevizden biraz daha küçük bezeler yaptık. Hepsi birbirinin eşit boyutlarda birbiriyle. Bu bezelerimizi elimizle bu şekilde uzun şeritler halinde yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız bu uzun hamur çubuklarını şu şekilde birbirinin etrafında sararak burgu şeklinde büküyoruz. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde uzun çubuklar yapıyoruz. İkiye katlıyoruz şu şekilde ve bu şekilde ikisini birbirine dolayarak kendi etrafında burgu haline getiriyoruz. Burgu kurabiyelerimiz hazır. Şimdi üstlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Kurabiyelerimize yumurta sarısı da sürdükten sonra ben şöyle üstlerine çok az miktarda çörek otu serpeceğim. Susam da serpebilirsiniz. Fırınımızı 180 derecede ısıtmıştık. Kurabiyelerimizi ısınmış olan fırına veriyoruz. Güzelce kızarıncaya kadar pişecekler. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. O kadar güzel olmuşlar ki ben dayanamayıp hemen yedim bir tane. Kıyır kıyır, nefis bir lezzeti var. Muhakkak denemenizi tavsiye edeceğim. Yapanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun.